Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O Kur'an okuduğu zaman nice insanlar ruhunu Allah Celle Celaluhu'na teslim etti. O Kur'an okuduğu zaman onu dinleyen gayrimüslimler Müslüman oldu. Nice nice insanların Müslüman olmasına vesile oldu. Nice nice insanların hayatın değişmesine vesile oldu. Nice nice insanları Kur'an-ı Kerim aşkıyla dolmasına vesile oldu. Ve nice nice insanları hafız olmalarına ve nice nice insanların Rabbimize çok daha sıkı sıkı bağlanmalarına vesile oldu. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyanı, kendisi cennet sesli hafız diye lakaplar takılan, cennetten gelen ses diye lakaplar takılan o güzel insan Abdülbasit Muhammed Abdülsamet hocamızdan bahsediyoruz. 30 Kasım 1988 yılında vefat etmişti. Rabbi kendisine gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun inşallah. Hakikaten çok çok muazzam bir okuyuşu vardır. Zaten birçoğunuz dinlemişsinizdir muhakkak ki. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden, Kur'an-ı Kerim nasıl bu kadar da güzel okunabilir denen o kadar muazzam bir ses vermiş Rabbimiz Celle Celaluhu kendisine. Sonsuz şükürler olsun ki böyle bir güzel sesi de dinleyebilmemiz için bize böyle güzel kulaklar vermiş. Onun için de ayrıca sonsuz şükürler olsun. Tabii ki Abdülbasit Abdülsamet hocamızın hayatını uzun uzun anlatmak için değil de benim üzerimdeki bir nevi tecellisini size söylemek istiyorum. Bu kardeşiniz aslında eskiden çok şarkı dinleyen bir insandı. Hatta ağır şarkılar dinleyen bir insandı. Ama velakin ta ki Abdülbasit Muhammed Abdülsamet hocamızı dinleyene kadar. Abdülsamet hocamızı Kur'an-ı Kerim okumasını ilk dinledikten sonra artık şarkılar bana daralık vermeye başladı. Artık şarkılar ne oldu? Zaman içerisinde gönlümü daraltmaya başladı. Ve şükürler olsun ki Abdülsamet hocamızı Rabbimizin vermiş olduğu o güzel sesiyle dinledikten sonra artık şarkı dinlemez oldum. Sonsuz şükürler olsun. Ve hayata farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Abdülsamet hocamızın daha nice nice bu tip unsurları vardır. Bu tip olayları vardır. Çok vardır. Hayatı boyunca nice nice insanlar şahitleriyle de bellidir ki Müslümanlığı seçti. Yani bir kişinin bile Müslüman olmasına vesile olduğunuz zaman onun sevapları sürekli size gelmeye devam ediyor. O ise belki de binlerce insanın Müslüman olmasına ve belki de nice nice hafızlar yetişmesine vesile oldu. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize böyle bir güzel sesi dinleyebilmeyi de nasip ediyor. Sonsuz şükürler olsun. Tabi Abdülsamet hocamızla bu dünyada görüşebilmek nasip olmadı. Ama velakin inşallah yarın ahirette o güzel cennetlerinde Rabbimiz o güzel cennetlerinde inşallah bizleri Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle Kur'an-ı Kerim'in sancağı altında toplanabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu böyle güzel seslerin sayısını arttırsın. Hepimizin gönlüne en razı olduğu şekilde Kur'an aşkını nakışlasın. Böyle güzel Abdülbasit Abdülsamet gibi hocamızın ve nice nice hocaların ömrüne bereket versin ve böyle güzel seslerin sayısını arttırıp bize de Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel okuyabilmeyi ve aynı şekilde rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Yunus Emre Hazretleri'nin de dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında
aman Allah'ım dersen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.